Arkadaşlar hepinize merhaba. Aylardan Haziran, dut mevsimindeyiz. Şimdi ağaçtan böyle taze taze organik organik topladığım dutlardan güzel bir reçel yapacağım. Çok basit, harika bir lezzet. Hemen başlayayım. Kuralımız çok basit. Ne kadar dutumuz varsa o kadar şeker koyacağız. Şimdi bende 1 kilo 800 gram dut var. Bunun içerisine 1 kilo 800 gram şeker koyacağım ve sonra dinlenmeye bırakacağız. Böyle. 18, 1 kilo 800 gram. 1 bardak şeker 200 gram arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben yine de tarttım, garanti altına aldım. Şimdi şöyle sallayalım. Şekerler dutların arasına mümkün mertebe girsin. Hoppa dağıttık. Şimdi arkadaşlar dut şekerli ve sulu bir meyve. Biz bunu kapatacağız. Şöyle kapağını kapatıp bir gece bırakacağız. Dut şeker vasıtasıyla suyunu salacak. Kendine güzel bir şerbet yapacak. Daha sonra bunu kaynamaya alacağız. Kaynamada da birkaç püf noktası var. Onu da kaynarken anlatırım. Şimdi bunu bir bırakalım. Evet, bir gece dinlenen dutlarımıza bakalım neler olmuş. Gördüğünüz gibi dutlar şerbetini, suyunu salmış. Bir güzel şerbetlerini hazırlamışlar. Şimdi bunun altını orta ateşe açacağız. Evet, kendi kendine burada kaynayıp kıvam almasını bekleyeceğiz. Yalnız başından ayrılmayın. Üstünden köpükleri alacağız, bilginiz olsun. Daha sonra bunun içerisine eğer isterseniz biraz tarçın atacağız arkadaşlar. Çok az bir şey. Ve en sonunda da limon tozunu ekleyip bitireceğiz olayı. Şimdi kendi haline bırakalım. Bir kaynamaya başlasın. Gördüğünüz gibi köpükler var. Köpükleri üzerinden almamız gerekiyor. Şöyle. Bunlar mütemadiyen çıkacaktır. O yüzden reçelin başından ayrılmamanızı tavsiye ederim. Şekerler eridikçe, karamelize oldukça, şerbet oluştukça bu da dutun kendi özelliği, bu köpüğü verecektir. Gördüğünüz gibi dutlar kaynadı. Tamamen bunlar kendi suyu. Dışarıdan herhangi bir su eklemişliğim yok. Üstündeki köpükleri şöyle aldık. Şöyle köpükleri de göstereyim size. Bir tabak kadar köpük birikti arkadaşlar. Şimdi ben bunun kıvamının geldiğini nasıl anladım? Şöyle göstereyim. Şöyle bir kaşığın içine aldığım reçelin suyundan soğuttum. Ve gördüğünüz gibi bırakıyorum. Uzuyor. Yani reçel soğuduğu zaman kıvamına gelmiş durumda. Şimdi en son olarak bunun limon tozunu ekleyeceğiz. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar. Evet. Şöyle bir yemek kaşığı kadar limon tozumuz var. Bunu ekledikten sonra şöyle bir karıştıracağız. Evet. Bir 5 dakika kadar kaynattıktan sonra kavanozları alacağız. Dutların ilk sıcağını aldırdık şöyle. Kapağı kenara koyalım. Evet, kavanozlayacağız. Kıvamına bakalım. Sıcak olduğu için hala biraz sıvı kıvamda ama soğuduğunda tam olacak. Şöyle soğutup tadına bakmak için şuraya az bir şey alalım. Evet. Arkadaşlar, kavanozlarımız hazır. Şimdi şöyle bir kavanozlarımızı alalım. Evet, kavanozumuzu da doldurduk. Şöyle etrafını bir silelim. Arkadaşlar, 1 kilo 800 gram dutumuzdan gördüğünüz gibi 2 kavanoz reçelimiz çıktı. Şöyle tadına da bakalım.
istediğiniz gibi olmuş mu? Ben dutu çok seviyorum. Dutu reçelini seviyorum. Geçen sene de bu zamanlarda yaptım. Aynı tat, aynı lezzet. Gerçekten harika. Arkadaşlar, meyveyi zamanında toplayıp zamanında işleyelim. Reçelini, marmelatını, dondurulmuşunu, kurutulmuşunu ama zamanında organik dalından 10 numara. Bir lezzetimizin daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Organik kalın, lezzetli kalın, sağlıklı kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.